şu ana kadar bu şeydeki bu tarz şat yaratarak çalışmada var mı aklınıza takılan bir şey? Benim var. Şimdi mesela şu an 3 atanız var. Üçünde de kullandığımız obje aynı. Burada işte bir burada mı böyle başlıyoruz. Şart yerine Küpümüz yeni bir şey gelsin diyorsun. deneyimiz var. Yok, yeni bir şey gelmedi. Bir de aslında yani standart bile olsa bu 3 atta ayrı ayrı bunları her şatın kendine ilgili tanesi var. Yani bir tane oluyor mu bilgisayarda ekran kartına? Bu kadar şatı takıyorum. En tane şatım var. Ama sadece aynı bu dikir mi onu okuyor aslında Yok. yani. Şimdi Şeyi burada tam bak, anlayamadım. okey. Şart 20'de senin bu objen var. Engine buradaki face'leri draw call deniyor onlara. Onları göstermek için ekstra bir işlem harcıyor. Yani çok şu an küp olduğu için ve çok basit olduğu için texture yok. Çok ufak bir işlem ama bunu daha büyük sahnelerde düşün. Ve bunun gölgesi var. Sonra burada az bir şey global illumination var. Bunlar böyle topla topla. Yani shot 10, shot 20'ye göre daha ağır bir shot. Çünkü Shot 20'de herhangi bir küp yok. Yani tabii ki dediğim gibi optimizasyona giriyor artık buradan sonrası. Şöyle de bir durum var. Biz Shot 10'un içinde hani buraya diyelim ki bu küpü koyduk. Shot 20'nin içinde bir şeyler yaptık falan. Burada yaptığımız her şey bu outliner'da işte böyle yanlarında mesela böyle bir takım ikonlar çıkacak. Olan tamamen hepsi bu sequencer'a özel. Ben şimdi her şeyi kaydediyorum. Sonra bu sequencer'ı orta klikle kapatıyorum. Hiçbir şey yapmadım. Artık bu küp geri geldi ve artık herhangi burada bir ikon falan yok. Yani aslında bu benim standart sahnem. Ama ben sequencer'da diyorum ki sen küp shot 20'ye gelince İşte burada train var. Train'deki şeyi oku. Visibility. Ha, burada off'muş. Demek ki orada göstermeyeceksin. O da kafa karışıklığı yaratabilen bir şey. Buradaki outliner sizin gerçek outliner'ınız değil aslında. Bu sequencer'daki o şata ait bir şey. Ben burada mesela shot 30'da hemen shot 40 yapalım. Tam burada İlla bunu geri getirmeniz gerekmiyor bu arada. Burada kesmeniz gerekmiyor. Bu time bar buradayken shot 40 koyarsanız buraya oradan evet bu galiba 5'te olan bir şey bilmiyorum. Demek ki böyle yapmak gerekiyormuş. Ya da az önceki gibi edit trim right diyelim. Yukarı aldım. Shot 40'ta da şöyle bir şey istiyorum mesela. Yeni bir karakter girsin. Bu sefer şimdi şeye bakalım. Spawnable obje diye bir mevzu var Unreal'da. Film boyunca hiçbir yerde olmayan bir obje, bir karakter. Filmin sadece bir şatında görünüyor. Animasyonu aslında animasyonuyla gelmesinin bir önemi yok. Biz zaten karakterin with skin diyelim. Mount. Çok uzun sürdü. Okay. Şimdi sequencer'da yani editimizde bizim film editinde tamam.
Shot 40 da yepyeni bir karakter dahil etmek istiyoruz artık ve aslında biz her halükarda sequencer kapalıyken bizim karakterimiz default yerine geliyor ya ve default objelerimiz var. Biz her halükarda bizim sahneye filmde kullanmak istediğimiz her halükarda buraya geliyor zaten. Ama onu Shot 40 haricinde hiçbir yerde göstermeyecek. Göstermemesi demek zaten sen finalde rendere için o hesaplanmadığı için oradan bir kar elde etmiş oluyorsunuz zaman olarak ve işlem gücü olarak. Edit main edit. Burada bir kayma olmuş. Şunları başa alıyorum. Shot 40'ta o karakteri devreye sokacağız. Orange Girl buraya koydum. Şimdi gördüğünüz gibi aslında bu yeni karakter her yerde var. Çünkü sahnede default outliner'da. Ben ama sadece Shot 40'ta görünmesini istiyorsam istersem karakteri buraya getirebilirim. Main edit'in içine ya da Shot 40'ın içine girip karakteri buraya alıp burada diyebilirim ki sağ tıklayıp Convert to Spawnable. Böylece artık bu karakter diğer shotlarda yok. Ve benim herhangi bir keyframe animasyon yapmam gerekmiyor shot bazında. Bu shot 40 nereye giderse gitsin timeline oraya geldiği sürece o karakter otomatik olarak spawn olacak. Ortaya çıkacak yani. Onun haricinde çok basitçe şurada Shot 20'de animasyonların blend edilmesini kaçta bakmıştık? Evet, burada baktık. Yok. Ben de bir şey soracaktım abi Heh, sana. sor. Dedin yani sen de şu kalabalık olursa bir tek saat beklesene o FPP falan düşüyor diye. Peki bunun işlemeyen kağıdı var mı? Export almadan, cache opsiyonu. 25 FPP görmek için veya 24. Yok. İşte zaten optimizasyon orada devreye giriyor. Ben şimdi şu şeyi açayım. Daha yoğun bir sahnede işler nasıl görünüyor ona bakalım. Mesela bunda biz şey yapmıştık. Ana editimizin içinde farklı shotlar vardı. Ve kamera animasyonlarımız her shotun içinde aslında şöyle de bir şey olabilir bu arada. Hani mesela take mevzusu. Bir kamera hani tam gerçek çekim değil. Take biraz daha gerçek çekime özel bir şey gibi kulağa geliyor ama diyelim ki burada yeni bir tane kamera oluşturup diyelim ki bu take 1 kamera. Bu da take 2 kamera. Yani shot içinde de kat yapabilirsin aslında. Ona da imkan sağlıyor. Mesela şurada take 1 şu an kamera katında shot 10'un içinde kamera kat tray'inde take 1 kamera diyor. Ben şimdi take 1 kameradan bakayım. O buraya bakıyor. Okey. Onda zaten bir animasyon vardı. Take 2 kameradan bakayım. O da biraz daha böyle tepeden bir. Bu take'te de böyle olsun mesela. İstersem bu take 1'i ben gelip buraya this sequence take 2 kamerada değiştirirsem artık benim şatonum take 2'nin kamerasına bakıyor. Veya bunu tekrar take 1'e getireyim.
Bu orijinal kameramız. Ama 8. frame'den itibaren kamera kat yapmak istiyorum. Burada take 2'ye geçiyorum. Aynen bu shotlarda bunları sürükleyip şey yapabiliyorduk ya, aynı mevzu burada da geçerli. Artık bir shot içinde iki tane kameramız var. Ve asıl dışarı çıktığımız zaman, main edit'e döndüğümüz zaman shot'un içinde tek bir kamera. Ya bu tek değil aslında, shot içinde iki kamera kat yapmışız gibi oldu. Sonra take 2 kameraya gitti. Sonra shot 20'nin kamerası. Sonra bunun şeyi kaymış bu arada. İşte az önce bahsettiğim şey bu. Shot'la yapınca ve buraya bir takım şeyler koyunca bunların devamını track etmek gerekiyor. Şeyler tuttu mu tutmadı mı diye. Okey, diğer proje açıldı şimdi. Şimdi outline'larında böyle milyonlarca obje var ve FPS'ine bakalım. Start FPS 24, hemen hemen aslında bu real-time gibi, biraz daha optimize etsem. Hani flash şeyde render etmeden de izleyebiliriz. Böyle bir mekan. Main editim biraz daha böyle bekleniyor işte. Daha fazla shot olunca, daha fazla karakter olunca, daha fazla environment olunca. Okay. Burada gördüğünüz gibi 3 tane aslında benim şeyim var. Level sequence. Kameradan bakıyorum. İlk kareye gidiyorum. Filmin başı. Burada female diyalog diye bir sequence oluşturmuş. Shot oluşturmuş aslında. Bunun içine girersem burada kameralarla kat yapıyorum. Aynı zamanda altta da o şeyde ne oluyorsa, mesela işte shot 20'yi de Daniel isimli karakter, buraya gelelim. Daniel bu animasyonu yapıyor. Bakalım, bu bir daha önce başa geldi. Ya, tamamen gördüğün yerle alakalı. Şimdi Unreal Engine kamera frustrum'da nereyi görüyorsa orayı render ediyor ve şu an bir komut vardı, ben şu an hatırlamıyorum ama her şeyi donduruyor render'ı ve ben kamerayla geri çıkarsam sadece bu kameranın gördüğü yerini render edebildiğini göreceksiniz. Onun için FPS 60-70'lerde. Animasyonlar devreye girince artık 18 subsurface zaten bu metrelerin, zaten o çok ağır bir şey. Ekranı şimdi görebilirsiniz diyor. Görüyorsunuz değil mi benim ekranımı? Evet. Yani real time film işinde bayağı bir optimize etmem lazım. İşte Batman nasıl bu kadar yakına girme, o real time'ı engelliyor. Sayın. Zaten şu an tamamen soğut görünce gitti artık. Bayağı gerilerde. Ben ne yapmışım bu preview biliyorsun, alta koydum. Bir de bazı planlarda ışığı biraz değiştirmek adına aslında orada yanlış da yapmış, hiç değiştirmemişim ışığı. Sonra vazgeçmişim. Burada benim keşten kastım şeyler aklımda anlayacağım. Playbook takip ediyorum. Tamam. Öyle bir şey, bunun büyük olduğunda ya da Unreal'ın öyle bir player yok, onun için ben şunu kullanıyorum. O zaman da başlayalım, anlatma. Filminiz hazır, böyle bir şey yaptınız. Bunu artık
bir Playblast gibi bir şey almak istiyorsunuz. Daha yüksek kalitede değil ama bakacak bir şekilde. Yani 24 FPS oynatsın. Az önceki ondan önce bir şeye geleyim. Dersin başında şeyden şu kızım bir saniye. Şeyden bahsetmiştim, hani play basıp oyunun aktif çalışıyor olmasıyla bizim Buradaki play'e basıp karakter. teknolojisi demek aynı şey değil. Play basınca ne olacak? Bu atın işte bu dinamik kuyruğu, clock onlar artık çalışıyor olacak. Biz film render ederken de aslında Ben şimdi play'e basacağım. Ya da simulate. İkisi aynı şey. test etmek için. Burada şimdi bayağı bir 15 saniyelik bir beklemeden sonra oyunu çalıştırır hale getirecek. Sahneyi çalıştırır hale getirecek. Artık ondan sonra Cloud falan çalışmaya başlayacak. Rüzgardan dolayı sallanacak falan. Tabii artık Psikoloji olmadığı için şu an atışımdan geçiyor filan. Play'e basarsam bu hareketleri de artık hesaplıyor. Bu bildiğimiz şu an benim kameradan bakarsam ben burada ne görüyorsam artık bu önemli değil. İstiyorsan şeye bakalım. Mesela bu şuradan bir flicker var. Çıkmıyor finalde. Niye olduğunu bilmiyorum. Bu play basılmış hali. stop dersen ki farka bakın. Bastığımız zaman O dalgalanmaları falan görmüyoruz ama play'e basıp oynadığımız zaman birini hesapladığı için onları da gösteriyor. Okey, nasıl şey yapacağız? Play'e basılacağız. Şimdi onu ben şu basit projede göstereyim. Çünkü daha hızlı olur. Sonra diğerine bakıp tekrar anlatmadığım kısımda neler var. Kaçırdığımız şey unuttum. onlara bakarız. Diyelim ki şöyle bir dünyanın en garip filmi olan böyle bir film var. Hadi bari şat kırıktaki kamera şeye baksın. Şu karaktere. Okay. Render this movie to a video or image frame sequence diyor. Bu Unreal 4 25'e kadar galiba filmleri render etmenin tek yoluydu. AVI olarak yani AVI var ya da PNG sequence, EXR sequence var. AVI kaldı. Herhangi bir audio yok. Çözünürlük. Bunu pek kullanmadığımız için artık hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü çok eski bir şey bu. Sadece nereye çıktığını aldığını göstereyim. Masa üstüne. Output. Her şeyi kaydedeyim biliyor. Evet. Böyle bir video açıldı. Burada play basit gibi hem gösteriyor hem de render ediyor. Sonra masa üstünde. Output. Hem bize ideal falan da verdi. Şey için. Avid için veya başka programlarda işte XML, Premiere Pro falan alıyor galiba onları. Bir de Avid verdi. Bu da filmimiz. Şimdi asıl
Hangi şeyi kullanıyoruz? Kendi şu kalite nasıl arttı şeyden sonra? Bu normal buradaki render ettiğimiz bu pencere ile render movie settings ile herhangi bir anti-aliasing veya kaliteyi arttırabilecek hiçbir şey yapamıyorduk. Şimdi işte bu 4K birlikte Window Cinematics onu tabii şey plugin'i açmamız gerekiyor. Plugins'te Movie Render Queue diye bir şey getirdiler. Render Queue Enable Yes Start. Her zaman plugin'ler aktif edildikten sonra restart etmeniz gerekiyor. Tekrar editimi açayım. Window Cinematics Movie Render Queue. Bunu da bu alta aldım. Burada neyi rendetmek istiyorsun diyor. İstersem Individual Shot ya da Main Edit deyip onların hepsini buradan render edebilirim. Ya da sadece şunu kaldırıp bana sadece Shot 20'yi verdi diyebilirsin. Hatta kamera katlarını VR shot olarak gördüğü için hatırla shot'ta iki tane kamera tekimiz vardı. Onları da böyle ayrı ayrı orada gösterdi. İstersen ikisini birlikte alabilirim. Ben şimdi hepsini açacağım. Şurada save config diyor. Burası işte render ayarlarında Anti-aliasing. Bu kaliteyi arttıracak 2-3 şeyden biri. Kaliteyi nasıl arttırıyor? Bize anlatıldığı kadarıyla bu kameranız, bu objeniz, fokus burada. Kamerayı burayı pivot noktasını burası olarak belirleyip burada verdiğimiz sample değerleri kadar kamerayı ufak ufak hareket ettiriyor. Ama çok çok ufak hareket ettiriyor. Böylece edge'lerdeki o kıtır kıtır görünüm yumuşak bir hale geliyor. Yani onu da technical bir arkada dönen olaylar var ama genel olarak yaptığı bu. Şunu kapatayım. Mesela işte 6'ya 6 override anti-aliasing. Burada 3 tip farklı anti-aliasing modu var. Her biri farklı farklı çalışıyor. İşte bir tanesi dediğim gibi bir tanesi daha yüksek render alıp onu ufaltıyor render sırasında filan. Mesela MSAA kullanalım. Şurada tıkan. Bazen önemli kararlar var. İşte şu film yaparken başıma gelen bir şey. Shot geçişlerinde ya bayağı bir ufak bir detay var. Bütün filmlerde etkilemizden bu planına geçerken bu karakterin transformunda keylerin linear olması gerekiyor. Öbür türlü yani boş hesaplanırken bunları tek tek böyle aralarını gösterdiği için. Hatta bir örnek frame göstereyim. O zaman daha iyi anlaşılacak şey. Mesela geçişlerinde bu tarz problemler oluyor. Bir shot'tan diğerine geçerken kameradaki keyler lineer değilse veya hani şu snap tuşu yüzünden şimdi her frame şeyine şimdi mesela şuraya bir tane key koyayım. Motion blur setlerken ne oluyor? 130'dan 9'dan 140'a geçerken arayı sizin verdiğiniz sample kadar şey yapıyor. Hesaplıyor. Onun için mesela ben bu şekilde çalıştığım için bu filmde mesela bunları aldım böyle ta buraya kadar götürdüm. Böylece ne oldu? İlk başta o motion blur hesaplanırken
Bir sonraki renderımda bu tarz geçiş frame'lerinde bu render hataları çıkmadı. Hemen hemen bu filmde mesela bütün shotlarda öyle bir problem oluyordu. Mesela bu shot'tan bak şu an başlıyor mesela işte bu karakterin bir sonraki planda yeri değiştiği için o keylerin lineer olması gerekiyor ki motion blur hesaplanırken düzgün çalışsın. Okey. Şimdi tekrar şuna geldik. 6-6 mesela şey çok fazla bu sahne için ama fark etmez. Başka ne var burada? İşte watermark, kamera, motion blur bu hesaplarken şeyi frame yani bu blade'lerin açık olup olmaması veya motion blur ile alakalı bir shutter. Şimdi burada yazıyorum zaten. Shutter'la ilgili high resolution daha yüksek resolution alınabiliyor. İşte ses çıktısı yapılabiliyor. Engine'de ses yapıldıysa image sequence olarak dışarı çıkartılabiliyor. Vesaire. Excel diyelim. Okay, burada. Render local dediğim zaman local diyorum. Bunun penceresi biraz daha farklı. Burada o ne yaptığını falan gösteriyor. Birazdan cut state motion blur'a geçecek. Ondan sonra kare derinliğine başlayacak. Aslında o verdiği bir olsaydın yine aşağı yukarı böyle mi bir sürecek yoksa orada da yani o anlamda da büyük bir şey sağlıyor mu yani avantaj olabilir mi? aslında ben 7 saat ben şey yaptığım için yani hani gece yatmadan açıyorum render'ı bırakıyorum sabah bitsin zaten full açık kaldığı için hani en olabilecek yüksek kalitede olsun diye çok yüksek ayarladım ama aynı benzer render'a 1 saatte de ulaşabilirim. Yani o biraz orası sana kalıyor hani ne kadar istediğine bağlı olarak. Hani standart bak şu şart az önce baktım bir tanesi. Yani bu filmde gördüğünüz yerlere çok yakın. Ben 6-6 yapıyorum mesela sen bir sınırlara bir ufak şey görüyorsun. Flicker. Çok böyle gren gibi bir şey. Zoom'dan belli oluyor. Mesela o yok ediyor işte şey antenazik o tarz şeyler. Yani hatta bu frame'i karşılaştırabiliriz şeyle. Çok büyük bir fark olmuyor açıkçası. Böyle çok daha yüksek kaliteli render almak istediğim zaman farklı efektlerin gibi flicker'lar, reflection üstündeki gremlin falan bunlara gidiyor. Yani az önceki şeyin ne kadar hızlı olduğunu gördünüz bu output avinin. O hiç herhangi bir hesaplama yapmadan direkt render etti. Bu yeni bu render 2
Anteller 6'ya 6 yaptığımız için 36 simple ara boş mirror hesaplıyor. Onun için bu kadar basit bir şey bile 2.57 hemen hemen 3 dakika sürüyor. Peki optimizasyon dediğin yani işte oyunlardaki bu uzaklaştıkça engine bir de bu çalışıyor. Şunu kapatayım. Sonra yani hayır biz o bir şey hayır. yapmıyoruz. Aslında evet, real time elemek için biraz yapıyorsun. Yani render için optimizasyon. Tabii ki şimdi 8K tekstür kullanmak, 4K tekstür kullanmak o biraz render de senin süreni arttıracak. Şey bakacaksın hani bu yakın kadının üstündeki texture büyük ihtimal şu an 4K ama 4K olsaydı tamam daha güzel görecekti ama kesinlikle FPS'yi 18'den 11'e düşürecek mesela. Bu tarz şeyleri yapmak gerekiyor. Aslında ben bir bilgi. Şimdi şu bitti. Render'ı. Masaüstü şuraya paste etmiştim. Nereye kaydetti? Tekrar bakayım. Save it renders. Az önce bahsettiğim şey. Mesela bu motion blur'ı az önceki şeyde alamıyoruz. Normal eski yöntemle yani bu kadar kaliteli olmuyor en azından. Yani şu an hiçbir şey yok ya burada. Mesela bak sample sayısından dolayı biraz şeyleri görüyoruz. Ama diğerinde az önce bahsettiğim o kat geçişlerindeki mevzu. Okay. Sürdürdün ama sonuçta gelen şartın sonunda kamera A noktasına B noktasına bir kamera gidiyor. Farkını çözdüm. Aslında kamera gitmiyor. Çünkü şatonun kamerasıyla şat yerinin kamerası farklı farklı kameralar ya. Onun için şöyle. Onun için işte bu movie render